herkese hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. Kimler burada? Bir göreyim. Nereden katılıyorsunuz? Hangi şehirlerden yayına bağlandınız? Hangi ülkeden katılıyorsunuz? Onları da yazabilirseniz sevinirim. İyi haftalar herkese. Nasılsınız? Bir süredir görüşemedik. Umarım herkes iyidir bu arada. Evet, merhaba Burcu Hanım. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Merhaba Şirin Hanım. Günaydın. Hoş geldiniz. Evet. Bir süredir gelecek, geliyor dediğimiz Mars retrosu bugünden itibaren artık başladı. Merhaba Tahsin Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Merhaba Birgücüm, hoş geldin. Duygu Hanım Japonya'dan, merhaba, nasılsınız? Japonya sallanıyor bu aralar, siz iyisinizdir umarım. Şeyma Nur Hanım, hoş geldiniz. Günaydın Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Gülşah Hanım, Funda Hanım, Antalya'dan, hoş geldiniz, iyi haftalar. Merhaba Çağatay Bey, Özge Hanım, Berivan Hanım, hoş geldiniz. İyi haftalar İtalya'dan Özlem Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Ne güzel. Dünyanın dört bir ucundan şu anda yayınımızda bizi izliyorsunuz. Harika bir şey. Hoş geldiniz Leyla Hanım, Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Evet, bu hafta biraz gökyüzü durgun. Daha doğrusu retro gezegenlerimizin etkisini daha yoğun bir şekilde hissetmeye başlayacağımız bir döneme doğru giriyoruz. Günaydın Dilek Hanım, Leyla Hanım, merhabalar. Tabii Mars retrosu önemli bir gezegen hareketidir ve 2 yılda bir bunu yaşarız biz. 2013 yılında, 2013'ün yine böyle Mart-Nisan aylarıydı sanırım. Yine 2014 pardon, 2013 değil, 2014'ün Mart-Nisan ayları gibi yine Mars'ın terazi burcunda bir retrosu olmuştu. O zaman terazi burcunda olduğu için daha çok öncü burçları etkileyen bir retroydu. Onu yaşamıştık. Aradan 2 ay geçti, 2 yıl geçti ve şimdi tekrar Mars'ın retrosu başladı. Evet, geliyor. Katılan arkadaşlarımız var. Yeni katılanlar. Merhabalar Gülle Hanım. Günaydın Cansu. Günaydın. Hoş geldiniz. Evet, normalde ortalama 2,5 yılda bir Zodyan etrafını dolaşır Mars gezegeni. Ve bu süreç içerisinde 2 yılda bir retro yapar ve bu retro süresince bir burçta doğal olarak 6 ay kadar bir süre kalabiliyor. Çünkü normalde 2 ay falan kalır bir burçta Mars. Ama retro yaptığı zaman retrosu ileri, geri, tekrar ileri derken bir burç üzerinde 6 ay kadar kalabiliyor. 6 Mart'ta Yay burcuna geçiş yapmıştı biliyorsunuz. Bugün retrosu başladı ve bu retro 1 Haziran'a kadar Yay burcunda devam edecek. 1 Haziran'dan sonra Akrep burcuna doğru gerilemesi sürecek ve 30 Haziran'da bitecek retro. Akrep burcunun 23 derecesine kadar ve 30 Haziran'dan itibaren tekrar düzelecek. 23 derece Akrep'ten itibaren düzelecek. Ve Temmuz'un ortalarından itibaren tekrar Yay burcuna geçecek. Ağustos ayında Yay burcunda Satürn'le Mars'ın bir kavuşumu var. Bu tam 24 Ağustos gününe denk geliyor. Bu kavuşum da oldukça güçlü bir etki oluşturacak tabii ki. Yine Antares sabit yıldız üzerinde olacak. Yine Mars'ı çok sert bir şekilde hissedebileceğimiz, Satürn'le beraber hissedebileceğimiz bir dönem. Ardından yoluna devam edecek Mars, Yay burcunun son derecelerine kadar ve bakıyoruz ne zamana kadar? 27 Eylül'e kadar. Yani 27 Eylül'e kadar biz Mars'ı daha çok Yay burcunda deneyimleyeceğiz. Bu yolculuk devam edecek. Tabii retro dönemi neden önemli? Çünkü retro ne demek? Açıkçası ondan biraz bahsedeyim. Yani gezegen tabii ki gökyüzünde geri geri gitmiyor. Bu bir tabir aslında, bir deyim. İkisi de Dünya ve Mars
Güneş'in etrafında belli bir yörüngede dönmeye devam ediyorlar. Ve bu yaklaşık işte 2 yılda bir Mars'ın yörüngesi Dünya'ya daha fazla yaklaştığı için, yani fiziksel olarak bir yakınlaşma olduğu için, Dünya tarafından Mars sanki durmuş ve geri gidiyor gibi algılanır. Yani hız olarak aslında geri gitmiyor. Kendi yörüngesi üzerinde dönmeye devam ediyor. Ama Dünya üzerindeki etkisi yaklaştığı için, fiziksel olarak bize biraz daha yaklaştığı için daha fazla oluyor. Aslında daha güçlü bir etki ortaya çıkarıyor. Mars bizim astrolojide fiziksel enerjimiz, motivasyonlarımız, genel içgüdülerimiz, dürtülerimiz, eyleme geçme dürtümüz de çok alakalıdır. Mars'ın retro olduğu dönemlerde tüm bu alanlarda bir böyle bir duraklama, bir geri çekilme durumu söz konusu olabilir. Tabii ki bu enerjinin geri çekilmesi dışarıya sağlıklı bir şekilde ulaşmaması, yansıtılmaması bize bir zarar verir. Yani en azından içimizde tuttuğumuz bir tepki, bir öfke, bir kızgınlık fiziksel olarak, ruhsal olarak bize bir zarar verir. Ve bu birikir birikir hiç olmadık yerlerde patlamalara ve hiç olmadık yerde tuhaf çıkışlara neden olabilir Mars retroları. Tabii ki Mars'ın temsil ettiği işte nedir? Savaştır, çatışmadır, mücadeledir, rekabettir, yarıştır. Bunun yanı sıra ateşli silahlar, savunma silahları, bıçaklar, kesici aletler, ateş ve ateşle bağlantılı her türlü konu, hepsi Mars'la alakalı olduğu için retro dönemlerinde bu tarz konulardaki zararlı etkiler de artabilir. Yani daha çok kazaya yakın olabiliriz. Daha çok işte sakarlıklar yapabiliriz. Ateşli aletlerden ya da ateşin kendisinden işte ufak tefek de olsa böyle yanıklar, kesikler, kesici aletlerden gelebilecek zararlar bu dönemde artabilir. Toplum üzerinde de tabii ki o mücadele, savaş ve savunma sisteminin zararlı bir şekilde kullanılması ya da hiç olmayacak tepkiler şeklinde ortaya çıkması yine şiddet, terör, saldırganlık gibi olumsuz durumların da yine toplumu tehdit edici özelliklerini arttırabiliyor. Çünkü Mars kendisi de bir askeri, direkt orduyu, savaşı temsil eden bir gezegendir. Şimdi tüm bunlar bizi nasıl etkileyecek? Evet, her şeyden önce 30 Haziran'a kadar biraz daha bu Mars'a karşı temkinli olmalıyız. Ne yapmalıyız? Yani kendimizi gözü kara bir şekilde riske atmak için uygun bir dönem değil açıkçası. Bunun yanı sıra sağlığımızı da özen göstermeliyiz. Çünkü bizim bedenimizin güçlü olması, savunma sistemi, mikroplara karşı mücadele gücü de yine Mars'la çok alakalıdır. Ve eğer horoskopunuzda zayıf bir Mars varsa ve şu anda Mars retrosundan da bir şekilde kişisel gezegenleriniz biraz böyle sert açılar alıyorsa, o zaman tabii ki siz biraz daha fazla etki altında kalacaksınız anlamına gelir. Bu da bazı mikroplar, bakteriler, işte bunlara karşı bağışıklığınızın azalabileceğini, otoimmün sistemi rahatsızlıkların artabileceğini, enfeksiyonlar, ateşli rahatsızlıklar, virüslerden kaynaklanabilecek problemlere karşı yatkınlığın artabileceğini, kazalara karşı daha dikkatli olmanız gerektiğini işaret ediyor. Vücudumuzda kanı yönetir Mars, eklemlerimiz, kaslarımızla da çok alakalıdır. Kan hücreleri, karaciğerle ilgili konular zaten yay burcunda, ya yay burcunda direkt hani karaciğer, alerjiler, işte kanla ilgili sorunlar, tüm bunlar da biraz daha riskli taşıyor. Onun yanı sıra bacak, baldır ve kalça bölgesiyle ilgili problemler artabilir. Yay burcu yaşlı kimselerle de çok alakalıdır. Özellikle Satürn de yay burcunda, olgun yaştaki kişiler, yaşlı kişiler, işte onların düşmesi, kırık çıkık kalçada, özellikle bacaklar, kalça bölgesinde meydana gelebilecek bu tarz problemlere daha fazla dikkat etmeliyiz. Yani en azından çevremizdeki, ailemizdeki yaşlı insanlara karşı biraz daha dikkatli olmalarını önerelim. Onlara karşı biraz daha göz kulak olmaya çalışalım.
Alerjiler, akciğer, solunum yolları ve bahar aylarındayız. Yani bahar aylarına da denk geldi bu Mars retrosu. Şimdi astım gibi bazı alerjik sağlık sorunları olanlarının da özellikle solunum yollarıyla ilgili çok daha fazla dikkatli olması gerekiyor. Çünkü onlarda artış fazlalaşabilir. Yani sorunlar artabilir. Neptün de balık burcunda. Şu sıralarda da Mars Neptün'e kare açı yapıyor. Özellikle solunum yolları, sağlık, alerjiyle ilgili konularda da daha fazla dikkatli olmalıyız. Evet, kimler daha fazla etkilenebilir? Tabii ki değişken grup burçlar. Nasıl, haritamızda nasıl zararlı ya da güçlü olduğunu anlayacağız. Tabii ki Mars'ın yerleşimi güçlüyse, yani kendi öz burcu ya da kendi yönettiği bir evdeyse, olumlu gezegenlerden olumlu açılar alıyorsa, o zaman daha güçlü bir Mars vardır. Eğer zayıf bir burçta yerleştiyse ve kişisel gezegenlerinize, yani bir güneşinize, bir ayınıza, direkt sizin yaşam enerjiniz ve sağlığınızla ilgili kişisel gezegenlerinize sert açılar yapıyorsa, o zaman zayıf bir Mars vardır. Retro ise yine zayıftır. Özellikle zararlı bir burçta retro ise daha da zayıftır. Bu gizli düşmanlıklar ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı da sizi daha zayıf hale getirebilir. Bu kişilerin tabii ki biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Tabii astrolojide çareler var, yani yöntemler var. Her şeyden önemlisi, en önemli buradaki çare farkındalık. Yani bir şeyi bilirseniz kendinizi biraz daha koruyabilirsiniz. Yani en azından gidip hani kimseyle tartışmamaya, işte hızlı araç kullanmamaya, dikkatli olmaya, spor yaparken bile en azından kaslarınızı çok fazla zorlamamaya biraz daha dikkat edersiniz. Bu size bir farkındalık verir çünkü. Bunun yanı sıra biraz daha enerji çalışmaları yapmak, sadaka vermek, bu çok önemli. Yani dışarıdaki aç hayvanlara mama verin, yardım edin, ihtiyaç sahibi kişilere sadaka verin, yardımcı olun, bağış yapın. Tüm bunlar bir pozitif enerji olarak sizin auranızı güçlendirecektir ve biz zararlı gezegen etkilerinden bu şekilde de korunabiliriz. En azından etkileri minimuma indirebiliriz. Yani çok sert bir etki almadan daha hafif şeylerle bunu atlatabiliriz. Bazı enerji çalışmaları, işte esma çalışmaları yapabilirsiniz. Bunların tabii ki faydası olabilir. Mantra çalışmaları yapabilirsiniz. Özellikle Mars mantrası Uzak Doğu sistemlerinde daha fazla kullanılır böyle bir dönemde. YouTube'dan rahatlıkla bunu bulabilirsiniz. Mars mantra yazdığınızda karşınıza çıkar. Bu videoyu izleyerek oradaki cümleyi kendiniz de tekrarlarsanız, çünkü ses bir titreşimdir, titreşim de bir enerjidir. Bunu en azından retro süresince, eğer haritanızda şu an etki altındaysa ve daha zararlı bir pozisyondaysa, bu Mars mantrası en azından günde bir kez yapmanızı tavsiye ederim. Bunun da etkisi oldukça güçlü olabilir. Evet, ülkemizin 6. evinde olacak bu arada Satürn de orada. Bu dönemde tabii ki ordu, askerlerimiz ne yazık ki yine sert etkiler altında. Burada savaş, çatışma, mücadele, zarar görme potansiyeli artıyor. Güvenlik güçlerimiz, polis, asker, ordu mensupları ile ilgili kişiler. Bunun yanı sıra işte kamu alanında çalışanlar, sağlık çalışanları, işçiler, memurlar, sendikalar, sendika üyeleri. Bu alanlara yönelik şiddet ve terör eylemleri yoğunlaşabilir. Zaten zor bir ilkbahar ve yaz dönemi geçireceğimizi söyledik, daha önceki konuşmalarımızda da söylemiştim. Evet, bu hafta Dolunay haftası, yani bu hafta da ilginç bir hafta. Akrep Burcu'nda bir Dolunay meydana gelecek. Cuma günü, Cuma günü ben yine Dolunay ile ilgili ayrı bir sohbet yapacağım. Mars aynı zamanda Akrep Burcu'nun da yönetici gezegenidir. Bir diğer yöneticisi de Plüton'dur. Yarın da Plüton retroya geçecek. Yani ilginç bir şekilde retrolu bir dolunay. Akrep Burcu dolunayı da ülkemiz için oldukça yine güçlü bir dolunay etkisi. Burada ben biraz riskli görüyorum bu hafta sonu. Özellikle turistik bölgeler, halkın toplandığı açık alanlar, çocukların ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu
ortamlar. Bu alanlarda zararlı etkiler oluşabilir. Belki de hani her ne kadar 23 Nisan kutlamaları ve törenlerinin kaldırılmasını çok onaylamasam da hani böyle bir dolunay gökyüzünde belki de riski biraz azaltabilecek bir harekettir. Çünkü özellikle çocuklar, gençler ve halkın toplandığı alanlarda, meydanlarda meydana gelebilecek saldırı ve şiddet riskleri çok fazla görünüyor bu hafta sonu, bu dolunay 22-23 Nisan civarında. Evet, bu hafta genelinde evet Mars'ın etkileriyle haftaya başladık ama genel olarak tabii ki Temmuz'a kadar Mars retrosu var diye günlük hayatımızda devam etmeyecek değiliz. Yine normal işimize, gücümüze bakacağız. Hafta içerisinde bugün örneğin ayın açıları verimli görünüyor. Bugün genel anlamda biraz daha verimli bir gün. Yarın öğleden sonraki saatler daha verimli görünüyor. Dolunay'a doğru olduğu için zaten ayın da üzerimizdeki etkileri çok fazla. Yani her şeyi biraz daha abartan, biraz daha büyüten bir etki var. Özellikle geçtiğimiz ay başında başlamış bazı girişimlerimiz, düşüncelerimiz, niyetlerimiz dolunayın da enerjileriyle biraz daha görünür hale gelebilir, belirginleşebilir ya da onlardan bazı sonuçlar almaya başlayabiliriz. Bu arada diyete başlamak isteyenler, detoks yapmak isteyenler, arınmak isteyenler, ruhsal veya bedensel terapi, şifa çalışmaları yapmak isteyenler, özellikle bu Akrep Dolunay'ından sonra rahatlıkla buna başlayabilirsiniz bu hafta sonundan itibaren. Akrep Dolunay'ı arınmayla çok alakalıdır. Hem ruhsal hem bedensel şöyle bir arınma, bir detoks, diyete başlamak için çok güzel bir dönem. Çok daha hızlı bir şekilde sonuçlarını alabiliriz. Her zaman dolunay sonrasında diyete başlamayı öneriyorum zaten. Bunun yanı sıra ruhsal psikoterapi gibi çalışmalar, regresyon gibi örneğin hani bu kadar da retro gezegen etkisi varken gökyüzünde bu tarz uygulamaları, ruhsal uygulamaları rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Bunu da oldukça öneriyorum. Ha, bu arada şundan da bahsedeyim. Ben karma astroloğum. Yani işim daha çok hani ruhsal gelişimle alakalı. Astrolojinin bu yönüyle daha fazla ilgileniyorum. Aynı zamanda da regresyon terapisi de uyguluyorum. Yani bu konuda da rahatlıkla yardımcı olabilirim dileyen kişilere. Evet, şimdi burçlarınızı soruyorsunuz. Ben nasıl etkileneceğim? Ben nasıl etkileneceğim? Öncelikle değişken grup burçlar, ikizler, başak, yay ve balık burçları. Bu burç gruplarından birindeyseniz ve yükselen burcunuz ay gibi, ay, Mars, Venüs yani kişisel gezegenleriniz değişken burçlardaysa ve özellikle 9 derece ve öncesindeyse yani ilk derecelerindeyse şu anda Mars'tan çok etki alıyorsunuz. Yani bu doğum günleri işte Mayıs'ın son haftası olan ikizler burçları, Ağustos'un son haftası, Eylül'ün başı doğan başak burçları, Kasım'ın sonu, Aralık'ın başında doğan yay burçları, Şubat'ın sonları ve Mart'ın başında doğan balık burçları siz çok daha fazla etki alıyorsunuz Mars'tan. Hemen bedeninizi güçlendirecek, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bir vitamin, bir destek almaya çalışın. Bu en azından gerçekten şu dönemde ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Mars mantra gibi bazı ruhsal ya da işte bazı esmalar, Mars esmaları özellikle bu dönemde çalışabilirsiniz. Bir kavi mesela, kavi esması Mars esmasıdır. Rahatlıkla çalışabilirsiniz. Enerji olarak bunu yapmaya çalışın, enerjinizi dengelemek için ve mutlaka ve mutlaka ihtiyaç sahiplerine bir bağış yapın. Hayvanlar olabilir bunlar. Yani bir şeyler verin kendinizden, yardımcı olun ve bir şeyler verin, bir şeyi feda edin. Bu da çok önemli. Aksi halde Mars zarar vericidir. Mars bedel ödetici bir gezegendir aynı zamanda. Bu dönemde lütfen sizin, özellikle sizin daha fazla bu tarz uygulamalara özen göstermeniz gerekiyor. Şu an izleyebiliyor musunuz arkadaşlar? Duyabiliyorsanız, izleyebiliyorsanız lütfen bana bir işaret verin. Çünkü Burcu arkadaşımız ses gitti diye yazmış.
Şu an takip edebiliyorsanız. Takip edebiliyor musunuz? Tamam, güzel. Yoksa ben burada kendi kendime konuşmayayım. Evet, şimdi Koç burçlarını Mars yönetir, biliyoruz. Ve Akrep burçlarını Mars yönetir. Merhaba İcran Hanım. Şimdi onları Mars yönettiği için ve Mars da retroda olduğu için, ya özellikle dün ve bugün de durmuş vaziyette, yani retrodan daha zor bir pozisyondur. Biraz onlarda enerji düşüklüğü, böyle bahar yorgunluğu dediğimiz bir rehavet veya sağlık sorunları çok artabilir bu hafta. Yani özellikle Koç ve Akrep burçlarının. Sevgili koçlar, Mars Haziran'ın 1'ine kadar Yay burcunda retro olacak. Daha sonra Akrep burcuna doğru gerileyecek. Özellikle Haziran başına kadar, Mayıs sonuna kadar olan dönemde seyahatler, ulaşım, trafik, eğitim veya bazı hukuksal konularda Mars retrosu zaman zaman sizi üzebilir, zaman zaman da sürprizler getirebilir. Çünkü size üçgen bir açı yapıyor aynı zamanda burada. Hani geçmişten gelen, gecikmiş, ertelenmiş bir şeyi karşınıza çıkarabilir. Eski bir üniversite arkadaşınız olabilir bu. Daha önce üzerinde çalıştığınız, uğraştığınız ama bıraktığınız yarım kalmış bir proje olabilir, yarım bıraktığınız bir eğitim olabilir veya bir türlü sonuçlanmayan hukuksal bir işiniz, bir davanız olabilir. İşte bunlarla ilgili konular bu retro dönemleri gündemde olacak. Haziran ayındaysa Mars Akrep burcunda retro olacak. Bu dönemde para konusuna dikkat edin, borçlanmayın, kimseye borç vermeyin, kredi almayın, faturalarınızı ihmal etmeyin. Unuttuğunuz borçlar, vergi, fatura gibi şeyler varsa onlara dikkat edin. Çünkü finans evinizde bir Mars retrosu olacak. Ve o dönemde biraz daha hani kazalara falan daha yatkın olabilirsiniz. Ha, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bunu aslında tüm burçlara da söylemek istiyorum. Mars retro dönemlerinde Mars'ın temsil ettiği ameliyat ve operasyon gibi konuları çok önermiyoruz. Akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.